Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Paladin adlı oyunun ilk bakış videosundayız. Paladins amına koyayım. Paladins adlı oyunu düzeltelim, Paladins. Oyun Overwatch'a para vermek istemeyen, League of Legends LoL oyuncularının da sıkıldığı zaman oynayabileceği değişik bir oyun diyorlar. Yani şampiyonlar falan demişler, birazcık özenti olmuş ama ben de oynuyorum. Sizden önce ben bir el oynadım. Yani oyunu hiçbir şey anlamadım ama bilgisayarınız Pentium 2 dahi olsa oynayabileceğiniz bir şey. Gündelik neymiş? Görevler mevcut. Bunu diyelim. Sıraya otomatik sokuyormuş herhalde. Evet, sıraya otomatik soktum. Maç hazır. Güzel. Çabuk buldu. Neyi deneyeceğim? Evet, şurada bir Akali görüyoruz Yasun Bey. Bu destekmiş. Destek oynayasın şurada yok. Şurada bir Gnar var. Evet. Shyvana, Maokai, değil mi? Galiba Dota 2'den de çalıntılar var. Oyun tamamen bir şeylerin birleşimi yani. Öz bir oyun değil, kendine has bir oyun. Karakter deneyelim hemen. Peki rolleri anlatır mısınız biraz Yasin? Tank diyor, ben hasar alıyorum. Bir tek açık olan buymuş, Kinesa. Evet. Daha önce de bunu oynamıştım ilk deneyişimde de. Yani bir şey anlamamıştım. Bir ilk görünüş, ilk bakıştır. Yani dediğim gibi Pentium 2 bile olsa bilgisayarınız, hani 20 yıl önceki bilgisayarınız bile olsa maksimum ayarlarda oynayabilirsiniz. Donmuş muhafız tek harita üzerinden mi LoL gibi mi, yoksa değişik haritalar var mı? 5-6 farklı harita varmış. Evet, maçın başlamasına. Buradan da maça hazırlık. Yani bana tamamen bir Overwatch'umsu bir his yarattı. Burada evet, özel yeteneğimiz vurdukça rakibe daha hızlı oluyormuş, onu öğrendim. Eşya satın almak için I'ya basın demiş. Ne alalım? Saldırganlık alalım. %5 daha fazla hasar. Güzel. Q yeteneğimiz bir bomba gibi bir şey atıyor ama ne olduğunu üzerinden geçince rakip mi yavaşlatıyordu? Bir şeydi herhalde. Neyse, öğreniriz zamanla. F tuşumuz evet teleport ediyor. Bundan hemfikiriz. Evet. Ama hızlı koşmanın F tuşu olması birazcık saçma. Yani el alışkanlığı, işte genelde FPS oyunlarında shift'e alıştığımız için. Bir de at muhabbeti var. Bu muhabbet ayrı bir şey zaten. Hadi bakalım. Şimdi yakala. Hadi yakalayalım. Gidiyoruz. Hop, geldiler. Gelin koçum. Bunlar mı yiyor mu? Adam. Kalkan gibi bir şey açtım Keko. Abi, evet. Korsak denilen adam bayağı terlettirip gibi. Yalnız ben olayı çözemedim. F tuşuyla bir bakalım. Yalnız daha evet. Kilimiz yok henüz. Bu ne fırlatıyor? Aman Allah'ım. Can bas hedefine geçelim diyor. Ya bir boka yaramayan bir karakter almışım ya. Tamam. Bu ne? Kaç. Evet, F tuşu. Hop, teleport olduk yanlış yere. Yanlış yer. Sersemledik. Canımız 10 can. Dolmuyor mu canımız? Özgür, zaman bunu 200 can vuruyorum ben. Yanımdan bayağı bir farklı. Maokai bir şey fırlatıyor bize ama adı herhalde Maokai. Milan'a biraz tek attı. Glass hatırlattı Rainbow Six'e işte. Evet, her şeyden birazcık attı. Beni aynı adam öldürmüş. Nasıl bir şey? Yani oyun bana birazcık saçma geldi. Ama tabii ki hani ücretsiz olduğunda ve görsellerin bu görsel şölen sunduğunu da varsayarsak bize muazzam bir oyun. Görsel şölen var mı? Muazzam bir şölen var, görsel şölen var oyunda. Ben göremiyorum. Bir şeyler fırlatıyorlar ama biz de fırlatalım. Görsel şölenden kastım bir şeyler fırlatmıyor. Valla görsel şölenlik... Of! Yalnız bu bana çok vuruyor. Kim bu? Az vuruyor ki benim silah birader ya. Bu ne ya? Okşuyor resmen. Evet, ultisi geldi birinin herhalde, o ses, müzik. Anladım. Tanklar genelde çok önde. Ben ölümüm çok saçmaymış, onu da öğrenmiş oldum. Rastgele bir şey almam. Tüm yeteneklerimin bekleme süresinde bir azalma. Evet, Krozos Ogre'yi öldürdü. Krozos? Evet. Krozos derken? Krozos nickli arkadaşımız. Krozos nick? Değişik, enteresan nickler görüyoruz. Yalnız oyunun gerçekten görsel şölen olduğunu belirtmeliyim. Evet, daha şöyle bir gözle görülüp adam almadı. Evet, ultimizi kullanıyoruz. Hadi bakalım. On canımız kaldı, evet. Scope'dayken biz halka göre. Neye göre asist veriyor? Neye göre? I will not die. Not yet, amigo. Bir anda bir slow motion. Evet, benim aldığım karakterin iğrenç olduğunu da belirtmeliyim arkadaşlar, ya da yani ben çözemedim mantığını ama bir zorluk yok yani. Şu ne? F ne peki? Şu bir şey fırlatıyorsun ve slow veriyor üzerinden geçen rakibi, F de ışınlıyor seni oraya. Yani çok iyi, yaratıcı bir şeyler. Üstünden geçen sadece slow yiyor. Aynen öyle. Şu görsel şölenin muazzamlığı gerçekten. Ultim ne peki? Ultim vücut üstünden vurduğu zaman 5 katına çıkartıyor vurduğun hasarı. Gövde ve üzerinden vuruyor. 10 falan vuruyor. Aynen 50 vuruyor. Yani diğer adam 2000 can olduğunu düşünürsün. Aynen yani ortalama 200 atışta ölecek yani. Böyle bir saçmalığım var diyeyim artık. Ya da item mi alamadık? Onu da mı anlamadım? Ama saldırganlıkla başladım. Onu da söyleyeyim. Sen biraz takıldın değil mi? Evet hasar. Ve Bengoshi'ye görüyorsunuz, Bengoshi'ye Deathscope'u öldürdü. Bu bomba gibi bir şey var, kaçıyoruz. Allah tek attık herhalde onu. Bengoshi'ye! Şart gördük orada, benim. Bir şey fırlatıyor bu arkadaş. Hiç tasvip etmiyoruz böyle şey. Bengoshi katletme serisini 3'ü çıkardı. Bengoshi! Bengoshi gerçekten yeni ısındı. Bengoshi! Tank olmayanlar arkadaşlar. Bengoshi! Nöllenler oluyor. Silahıma bir şey oldu herhalde round başı moladan sonra. Hemen oraya bir spawnlayayım. Bir şey geliyor üstüme. Sersemledim ve öleceğim. Vallahi! Hemen uç. Çok güzel. Ya oyunun stres atmak açısından güzel bir tercih olduğunu söyleyebilirim. Gerçekten bu karakterle geride duracağımızı düşünüyorum çünkü şu tanka hiç vuramıyorum, onu çözemedim. Ve ultimiz geldi. Hemen ultimizi kullanalım ama yeniden doldurma. Ve ultimizi açıyorum. Yani öldük. Ulti açmayacakmışız ama. Yani pek önermiyoruz. Özel yeteneğimizin pek kullanışı olduğunu söylüyorum. Yani söylemiyorum ama. Bir şeyler aldık ama şu an bakalım ne işe yarayacak. Temel Kinesa falan diyor acaba. Başka ne modları var ki? Bengoshi acımıyor yalnız. Bengoshi yargı dağıtmaya devam ediyor. Biz mi itiyoruz? Bir şey itiyoruz. Bir itilme durumu var mı? Kim? Bengoshi çok az canını bıraktı. Bengoshi affetmedi. Kendi adamını Brown denilen bir adamı indirdi. Yalnız uzaktan gerçekten etkili olduğunu söyleyeyim. Tank dışındakilere Çok etkili benim. Ah be, ben onu vurdum. Yedi olsun ama. Can bastırdı ya, ne oldu ki? Bir şey oldu, kaçıyor herkes, bir de kaçalım. Bana atıyorlar, evet, fokus benim şu an, bunu eminim yani, tank değiliz diye herhalde. Top var mı peki? Destek karakterlerinin can bastığı yazıyor ama. Mana var mı peki? Yok, herkes bedelsiz, herkes. Allah! Bengo! Ooo kardeşim! Aa. Oğlum ilk baş üstteki odadayız sandım, bir baktım bir sürü adam var amına koyayım. Hiç sorma, hiç sorma. Hiç sorma kanka, şey ya, Nuri'nin işleri. Ama selam vermeden çıktım gittim amına. Nuri'nin arkadaşları Civilization'dan. Aynen kanka ya. Dur kanka, geliyorum. Paladins ilk bakış videosu çekiyoruz şu an. Peki. Oğlum deli gibi video çekti adam. Aa, Gegi yayınlandı mı Yasin şey? 11 görüntülenmemiz var şu an. Biri benim. Dur geçiyorum, bakıyorum dur. Dur artık Rainbow'a gel. Yani Efe falan da gelecek. Evet arkadaşlar, böyle bir oyun. Hani ben Overwatch'a param yetmez diyorsanız, bilgisayarınızın sistem gereksinimlerine güvenmiyorsanız, hani Pentium 2 dahi olsa maksimumda oynayabilirsiniz, öyle söyleyeyim. Hani Yasin, gerçekten patates bilgisayarlarda bile çok rahat çalışacak bir sistem. Yalnız oyunun çok eksiği var. Yani bana çok birazcık özenti bir oyun gibi geldi ama tabii ki karar sizin. İyi oyunlar dilerim. Ben de takımımı yalnız bırakıyorum. Yapacak bir şey yok. Oyunu sevmedim. İyi akşamlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. İyi günler.